Ya bir şekilde sana ben puan veriyorum. Kendime artık iyice kızmaya başladım. Bir şekilde en beğendiğiniz tabağa 4 veriyorsunuz. En beğendim demedim. Yine yaptığınız mantık aynı. Dün de aynısını yaptınız. Bunu beğendiğimi dedim, ben öyle bir şey demedim. Hayır, rakama dün de 3. tabağa 5 verdiniz. Aklım hep buna gidiyor dediniz. Siz ona da dediniz ki eti pişmemiş dediniz. Kıyır kıyır ağzıma geliyor. Duyuyor musunuz dediniz. Değil mi? Öyle mi dedim? Evet, ona çiğ dediniz. Çiğ demedim ama pişmiş dedim sonuçta. Hayır. Da sonucunda orta, da pişmiş dedim. Hani orta idare eder dediniz. Evet dedim. Siz sadece benim aklım oraya gidiyor dediniz. Ben iki tabakta kalıyorum nedense bilmiyorum yani. İki tabakta kalıyorsunuz ama benim aklım oraya gidiyor. Bu daha çok pişmiş. Bunu da biraz beğendiniz. Da hissel var ya hani. İşte o his hep sizi üçüncü tabağa götürüyor. Siz yine benim kayınvalideme söylediğim şeyi size de söylüyorum. Siz rakamsal yere davranıyorsunuz, tabaklara şey olarak odaklanıyorsunuz. Eksik ve şey olarak değerlendirecek olsaydınız bu tabağa 5 verirdiniz. Öyle olsa ben de tamam, genelde bir 4'e doğru ilerledim bugünlerde ama bu tabağa 4'e değil, dün de 3. tabağa 5 verdiniz. Yani işte sen aynı... Bana siz düşük veremezsiniz. Aslında İnşallah siz... bu da miyasedir. Çünkü siz benim tabaklarımı aslında beğeniyorsunuz. Aslında beğendiğime işte çok emin ol. Şöyle önceden mi düşünüyorsunuz? Tüyolar gelin... olunca beğeniyordum, gene biri basıyordum bana. Evet. Şimdi tüyo yok, basamıyorum. Acaba siz, diyorum ben o mu? O zaman da söylüyordum, bana bir verdiğiniz zamanlar da söylüyordum. Evet. Siz benim lezzetimi beğeniyorsunuz. Miyase'ye yakın buluyorsunuz zaten. Tamam, fena değil dedim. 4 verdim, otur aşağı fena bence. Değil. İkinci taban Hasret'in etini yedikten sonra dedi ki evet, birden daha güzel eti evet, dedi. Evet, ben bunun bir senin, sosunu kalın hayır, buldum. Oradan kim çıkacak bilmiyorum da senin etine de biraz daha pişmeliydi dedi. Tamam, evet, madem öyle. Çok beğendiği et Hasret'in etiydi. Madem öyle hani ete göre puan veriyorsanız ona 5, bana 4, 3. tabağa 3 vermeliydiniz. Madem ete göre yorum yorumcu yapıyorsan... sen değilsin, senin işte damak yanlış, tadın başkadır, benimki başka. Sizin verdiğiniz yanlış ben puanlar de... sayesinde ben hep burada bir şey kaybediyorum. Onu kayınvalidene söyleyeceksin, bana değil. Ona da benden söylüyorum. Yüksek puan alıyorsun Yeşim. Teşekkür bekliyorum. Çünkü lezzetli yapıyorum. Teşekkür bekliyorum. Ben beni kızdırma. Anne Yeşim'e riske sen... girerim. İki tabağa da biri çatarım vallahi yani. Bitti, o iş bitti. Anne, niye bitiyormuş? Bitti. Sen Yeşim'e 5 versen de 4 versen de teşekkür etmeyi bilmez zaten. Bilmiyor, Yeşim. Bilmiyor. Vermeyeceksin o zaman. İnşallah sensin. Üçüncü tabağımız 5 puan. Oh. Hazır mısın? Hazırım. İyidir canım o. Bakalım kendi gelinini bulabilmiş mi? 5 puan hangi geline gitmiş? Beş puanı alan gelin. Bakıyoruz kimmiş? Aç bakalım. Niyaseciğim. Canım. Buldum işte. Anne bir şey söyleyeceğim. Nasıl pişmez etim ya? Allah Allah. Sevilay teyze. Bulmak. Yani ha. Sevilay teyze beni çıldırtıyorsun. Ne yaptım? Çiğ ete 5 veriyorsun, pişmiş ete. Gel hayatım. Geliyorsun 1 veriyorsun gel ya. Gel seni şöyle alayım. Sen bir kayınvalide olsan, yorumcu olsan, şu tabaklara bakıp bir de buna baksan ne verirsin? Gayet olmuş, pişmiş. Nesi olmuş? Şunları görmüyor musun? Kurumuş, kurumuş, semsert. Kurumuş değil, kızarmış, güzel işte. Olur mu bak, bu tür bak sulu hiç. Bak, bu tür sulu şeylerde ben biraz kalmış. Ben beyaz ama içi çiğ pişmiş. Diyorsun, haşlama gibi yapmışlar, çiğ diyorsun, ne güzel işte. Çiğ diyorsun. Çok az, çok da o kadar da çiğ ama demedim. Ama çiğ diyorsun, 5 veriyorsun. Hayır, ya. Ben olmaz güzel öyle şey ya. Dedim bak. Adaletsizlik yapma, emek veriyorum ben burada. Ben bunu beğenmedim. Tam arkadaşlarım da emek veriyor ama yani... O zaman görüntüsüne de bakacaktım. Bu kadar sert yapmayacaktım. Pişmiş olur mu? Sert bak. Fatma kızartma buru yapmadık biz burada yalnız. Kızartma değil, kızartma tamam yapmadık. Haşlama. Hepimizin ha aynı. Ama seninkine çiğdi. Bir şey söyleyeceğim. Seninki çiğdi, çiğdi. Kızartma değilse çiğ değil ya. Anne bir dakika. Üç tabak da kızartma değilse, haşlanmış gibi görünüyorsa, bir tanesi kızartmaysa ha yine hatalı çünkü tabak. Dün 3 aldın, bugün farklı alamadın. Çiğ diyor, sana 5 veriyor. Ben önemli olan gelini bulmak. Belki ben dedim ki çiğ ama yapacağım anne. Ama haksızlık işte. Çiğ yapacağım dedim belki. Tabağımız... Hayatım ben bir çiğ veriyor yapacağım dedim. Nereden biliyorsun? Akşam otelde dedim ki anne ben çiğ yapacağım. İşte tiyolaşıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Niye ben haksızlık fikir vermeyeyim mi evde? Sen burada vermiyor musun kayınvalidene? Evet, ben de veriyorum şöyle... ama buradaki yorumum benim için önemli. Hani tamam, ben buna dışarıda ne, dedim? Ne konuştunuz beni ilgilendirmez. Hayatım ben, sen kendi tabağınla konuşur musun? Bırak onu. Onu bırak. Çiğ dedin ya ama ben onu bırak takıldım. Sen kendi tabağını... Çiğ diyorsun. Çiğ demedim. Biraz daha pişmesi gerekiyor dedim.
Tüm etler öyle. Onlara da dedim biraz daha pişmesi gerekiyor diye. Ama seninki fazla pişmiş. Ben yani bir şey demiyorum. Gerçekten lezzetten, lezzetten anlamıyorsunuz. Bak Fatma. Gerçekten lezzetten anlamıyorsunuz. Hatalı tabağınla. Anlamıyorsunuz. Tamam mı? Üçleri aldın kayınvalidelerden. Sen bak dün bir gaflete düştü. Olabilir. Ben kendi kayınvalidem için diyorum. Üç tabak birbirinin aynısı. Bir tanesi farklıysa benim kayınvalidem hatalı deyip bir verir zaten. Seninkine çiğ verip sana beş tamam, veriyor. Tamam, diyorum ki anne tamam çiğ ya. Benim tamam, tabağım çiğ. Ben çiğ yaptım. Beni buldu. Ben gelinimi bulmuşum. Sen ne diyorsun yani? Ne? Bana haksızlık yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Beğenmedim tamam. Dedim de o tabağın başında beğenmediğimi dedim. Neden haksızlık yapıyormuş? Yorumumun arkasında mı durmadım? Evet. Güzel deyip de mi bir verdim? Ya herkes var burada, kayıtlar var lütfen. Hayır bir dakika, güzel dedi, bir verdi, beni buldu. Bana biri bastı yani. Oh ne güzel. Hep bastı. İnşallah keşke Hasret'e de basaydım, ona da basaydım. Tamam. Hepinize bir basaydım keşke. Bana emin bir olsaydım. Basamazsınız. Niye basamazsınız? Benim tabaklarıma bayıla bayıla. Hayır ya, benim tabağımın aynısını çıkarırsın. Sen ne yapıyorsun, bunu mu takdir ediyorsun anlamıyorum ki. Aynı çıkarmadım, doğru söylüyorum. Niyase ile aynı tabak çıkarmadım, ben çiğ yapmadım. Bir şey söyleyeceğim. Birinci tabağı yedi ki, yedi dedi ki biraz daha pişmesi lazım. Evet, hepsine dedim. Bir dakika. Söyle. Hasret'in tabağına lokum gibi olmuş, et güzel dedi. Lokum gibi demedi de pişmiş dedi, güzel dedi. Üçüncü tabağı yedi. Bu da dedi kıyır kıyır dedi. Bu da demedi. Dedi. Bu pişmemiş dedi. Yeşil sana da biraz daha pişmesi demedim. Lazım dedi. Evet ama dedim. Hayır. Bak. Tamam çiğ çıkardım, beni buldu. Tamam. Var mı itiraz? O yüzden itiraz yok. Aynen onu söylüyorum. Aynı tabak çıkarmadı. Demek ki seninki de çok pişmiş değil ki. Sana da dört geldi. Dedi peki ya, bir çok, verecektim. Çok güzel pişmişse niye beşi alamadım benden? Hissel davrandınız.